Evet merhaba arkadaşlar. Denge konusuyla beraberiz. Denge ile ilgili sorular çözeceğiz. Bir 6 tane videomuz olacak. Buyurun başlayalım. Denge tepkimeleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Kapalı kapta sabit sıcaklıkta gerçekleşir. Doğrudur. Genel olarak doğrudur bu. Sistem dengeye geldiğinde maddelerin derişimleri sabittir, doğrudur. Yani derişimler denge anında sabit kalacaktır. Sistem dengeye gelinceye kadar ileri tepkimi hızı azalır. V ileri başta maksimumdur, zamanla azalır. Sistem dengeye gelinceye kadar geri tepkimi hızı azalır diyor. Bu yanlış. Geri tepkime hızı V geri zamanla artar, V ileri zamanla azalır. Birinci sorunun doğru cevabı değişik oldu. Tükenen madde olmamalıdır. Hatta şöyle bir şey de ekleyelim. Mesela KÇÇ konusunda asitbazdan sonra göreceğimiz kısımda sulu çözeltilerde illa kap kapalı olmak zorunda değil. Yani şöyle bir kabım olsa ve içinde çökmüş maddem olsa bu maddede çözülme çökelme hızları birbirine eşit olacaktır. AGCl katısı gibi düşünürsek bunu AG artı Cl burada İlla ki bu kabın kapalı olması gerekmeyebilir. Suyun buharlaşması ihmal edilir diye bir öncül koyarım oraya. Veya bir sınırlayıcı öncülümü yazarım. Kapalı olmak zorunda olmaz. Buyurun ikinci sorudayız. HES bağıntısı. Çok sordular bundan. İki tane tepkime vermiş. Buna bağlı üçüncü tepkimenin K değerini soruyor bana. Denge sabiti kaçtır? Şöyle bir bakıyorum. Yani N2O3 kaç yerde var? Bir tek burada var. Ancak orada kat sayı 1 iken aşağıda kaç olmuş? 2 olmuş. Yani bunu 2 ile çarp. Aynen al diyorum. Sonra yani ters çevirmeme anlamında 2 ile çarp. O zaman bunun k değerini ne yapacağım? 4'ün karesi olarak alacağım. Peki ikincisi için ne olmuş? NO kaç yerde gözüküyor? Bir tek burada gözüküyor NO. Ürünlere gelmiş. Ters çevireceğim bunu. Girenlerde olan Azot, monoksit ürünlere gelmiş. Katsayı da 2 iken kaç olmuş? 4 olmuş. Ters çevirip 2 ile çarp. Önce bir ters çevireceğim sonra 2 ile çarp diyorum. Bunu ters çevirirsem 1 bölü 2. 2 ile çarptığım için karesini alıyorum. Eğer 2 tane tepkime veya 3 tane toplamışsam kallarını çarpacağım. Yani 16 çarpı 1 bölü 4'ten cevabım ne olacak? C şıkkı olacak. Bundan çok soru sordular. Hatta 2 yıl üst üste neredeyse aynı şeyi tekrar tekrar sordular. Buyurun üçüncü sorudayız. Evet ancak bu kadar büyütebiliyoruz. Yukarıdaki grafikte X, Y, Z gazları. Çok güzel bak bunu güzel okuyacağım. Gazları arasındaki tepkime de madde derişimlerinin zamanla değişim verilmiştir. Bir de şurayı düzgün okuyacağım. Bazen bunu mol veriyor kaçırmamalıyım. Peki azalan kim var? Burada X var. Peki artanlar kim? Y ile Z. Tükenen olmadığına göre Y artı Z diyorum. Önce azalan Azalan madde giren olarak alacağım, artan maddeyi de ürün olarak alacağım. Bunu hallettik. Peki katsayılara nasıl karar vereceğim? Şöyle ki, x 4'ten ikiye azalmış, azalan miktarı iki bunun. Y sıfırdan biri artmış, artış bir. Z sıfırdan dörde artmış, artışım 4 Bunlar sadeleşebilecek bir oran yok, o zaman bunu iki ile bunu 1 bunu 4 çarpacağım. Kat sayılarını, kat sayılarını değişimdeki farklıla bakarak düzgün bir şekilde ben üste yazıyorum. Sen nasıl öğrendiysen öyle yaparsın. Kc dediğim şey ürün bölü kirendi. Y'yi aldım. Z'nin dördüncü kuvvetini aldım. X'in karesine böldüm. Üçüncü soru için. X'in karesi Z'nin dördü A şıkkında buluyorum. Gaz olduklarını verdiği için de yani almama gibi bir durum olmayacak. Homojen bir Denge tepkimesi. Buyurun 4 dörtteyim. Ne yapmış? Kp kc eşittir. Bir yıl bunu sordular. Kp kc eşit olabilmesi için köpek kaçırtan diye bir formülüm var. Kp eşittir. Kc çarpı rt üzeri delta n. Eğer delta n'im yazalım buraya sıfır ise bak bunun sıfır olduğu durumda şunun tamamı kaç olacaktır? Bir. O zaman ne olacaktır? Kp kc eşittir. Peki delta n ne? En ürün eksi en giren olacak. Sadece gazları alacağım. Geldim buraya. Delta n yazıyorum. Ürün eksi giren yapıyorum. 1 eksi 2'den eksi 1. Üründe 1 var. Girende 1 var. Burada 0. Üründe 1 var. Girende bir şey yok. Burada 1. O zaman yalnız 2 olacaktır. 4. soru için doğru cevabım. Bursa oldu. Buyurun devam edelim. Şöyle ilk sayfamızı hallettik. Beşinci sorudayım. 2 litrelik ben şöyle çözüyorum işin doğrusu bu soruları. 2 litremi buraya yazıyorum. Yani herhangi bir risk almak istemiyorum. Çoğu zaman 1 litre olur ama 2 litre olup eğer kat sayılarda eşit değilse sıkıntı olur. 4 mol 4'ümü yukarı yazıyorum. NCL5 gazı ile başlıktan tepkimesi NCL5'in %25'i harcanana kadar sistem dengeye ulaşıyor. E 4'ün %25'i ne demek? 4'te 1'i demek. Bundan 1 mol harcanıyormuş. Kat sayısı 1. Bundan 1 mol oluşur. Bundan da 1 mol oluşur. Peki dengeye gelince ne olacak? 4 vardı. 1 harcadım. Bundan 3 mol kaldı. Bundan 1 mol var. Bundan da 1 mol var. Nerede? Denge anında. Bana Kc değerini soruyor. İşte burada 2 unutmayacağım. Kc nedir? Ürün bölü giren olduğuna göre 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 bölü 3 bölü 2. Bu işlemleri yaparsam 2 ile 2 gitti. 1 bölü 6 kalacaktır. Doğru cevabım aşık olacaktır. Tek risk bu 2 litreyi ne yapmayacağım? Unutmayacağım. Buyurun. Altıncı sorudayız. Yukarıdaki denge olayları ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor bana. Birinci tepkime delta H sıfırdan büyük olduğuna göre ısı girenler kısmında olacak. Delta H sıfırdan küçük olduğuna göre ısı ürünlerde olacak. Sıfırdan büyük olduğuna göre ısı girenlerde olacak. Üçüncü tepkime heterojen denge tepkimesidir. Bakalım katı var, su da var. Evet hepsi aynı fazla değilse heterojendir doğrudur. 1 ve 3 maksimum düzensizlik ürünler yönündedir. Şimdi bakıyorum burada gaz olduğuna göre bir de maksimum düzensizlik ürünlere doğrudur. İki de katın madde suda çözündüğüne göre maksimum düzensizlik ürünlere doğrudur. Doğru. Eğer bir katı madde tuz gibi suda çözersem o zaman düzensizliğim artar. Şöyle yapalım. Düzensizlik artar. Ama gaz bir maddeyi suda çözersem düzensizliğim azalır. İkinci tepkimi minimum enerji ürünler yöndedir. Minimum enerji ısı nerede yazıyorsa oraya doğrudur. Isı ürünlerde olduğuna göre ürünlere doğrudur. Doğru oldu burası. Burada min enerji buraya doğrudur. Bu soru için konuşuyorum. Birinci tepkime kimyasal denge tepkimesidir. Bu yanlış oldu. Yani katıdan gaza geçmişim hal değişimidir. Burası hal değişimi yanlış. İkinci tepkime homojen denge tepkimesidir. Gaz, gaz, gaz. Hepsi aynı fazdaysa homojen denge tepkimesi diyorum. Altıncı soru değişik oldu. Buyurun 7'deyiz. 500 mililitrelik kapalı kaba. Ne yapıyorum? 0,5 litremi buraya yapıştırıyorum. 2 mol bundan yerleştirmişim. Denge ulaştığında o iki gazın molar derişimi 1 mol. Çok güzel sorudur. 3 yıldız atıyorum. Yani sen de buraya dikkat et. Dikkatsizlik yapılabilecek bir sorudur. Dikkatli ol. Buyurun şöyle yapıyorum. 1 mol bölü litre. Kim O2? Iki. O2'nin derişimini ne bulmuşum ben? 1. 1 nedir? n bölü 0,5. Eni ne çıktı? 0,5 mol. Demek ki denge anında burası 0,5 molmuş. Bu 0,5'i nereden buldum ben? E bana soruda vermiş. Kat sayısı 1'di. 1'e 0,5 mol oluşuyorsa 4 ile çarptım bundan 2 mol oluşmuş. 2 ile çarptım yarımı bir mol tepkimeye girmiş. Şimdi değişen maddelerin mol cinsinden değerlerini buldum. Burada ne kadar kaldı? Bir molüm kaldı denge anında. Burada iki mol var. Burada yarım mol var. Bunları yarıma bölmek demek iki ile çarpmak demektir. Denge anındaki derişimlerini 2 molar, 4 molar, bir molar. O zaman Kc değerim ne olacak? Ürün dördün dördüncü kuvveti. Bakın burası neydi? 2 moldü. Yarıma böldüm 4 mol oldu. Bölü 1 çarpı 1 bölü 2'nin de neyini alacağım? Karesini alacağım. Ne oldu? Şöyle bir bakalım. 2 üzeri 8 bölü 2 üzeri 2. 2 üzeri 6'dan 64 çıktı. Bence güzel bir sorudur. Kesinlikle dikkatli olun. Bu litreleri kenara yazıp yani Tonga'ya düşmeyin. Buyurun 6. sorudayız. Şöyle biraz küçültelim. 6 diyoruz ama sona gelmişiz. 8'deyiz. X, Y, Z, T. Bu tarz sorularda da önce bir dibine bakın. Yani hepsi aynı fazla mı? Evet. Derişimlere bağlı denge sabitim. KC değerimi kaç vermiş bana? 1 bölü 4 vermiş. 1 litrelik kapalı kaba 1 mol X. Tepesine yazdım. 1 mol. 1 mol Y. 1 mol. 2 mol Z. 2 mol T bulunmaktadır. Buna göre şimdi dengede olup olmadığını denge kesriyle yapıyorum. Hacim vermiş bana. Şimdi hacim vermese bile bir litremi yazıyorum buraya vermiş. Vermese bile katsayısı buranın 2. Buranın 2 olduğu için hacmin bir önemi yok. Bölme yaptığım zaman zaten sadeleşecek. Ben bir QC bulalım. 2 çarpı 2 bölü 1 çarpı 1 ne çıktı? 4. Eşit olmadığı için QC, KC eşit olmadığı için dengede değildir diyor. Doğrudur zaten. Birinci öncülüm doğru. Ben yanlış arıyorum. Peki dengede değilse sistem ne tarafa gider? Şöyle bir çizgi çiziyorum. KC'yi daima orta yapıştırıyorum. Beni buldum. QC daha büyük bir şey olduğu için QC'yi buraya yazıyorum. Bunu çünkü ben 4 buldum. Bunu 1 bölü 4 vermiş. mi nereye veya sistem nereye kayacak? Girenlere doğru. Tepkime ürünler yönüne kayar. Yanlış oldu bu. Girenler yönüne. Sistem dengeye geldiğinde Z'nin derişimi 2 molar'dan küçük olur. Şimdi girenlere doğru kaydığıma göre denge şöyle gittiğine göre şurası azalır. X kadar diyelim. Burası veya A diyelim. X'ler karışmasın. A kadar A kadar artar. A kadar artar. Kimden bahsediyor? Z'den. Z'nin ne olacak? Azalacak. Küçük olacak diyor. Doğrudur. Yanlış arıyordum. B şıkkı yanlış olacaktır. 8'in doğru cevabı, doğru cevabı B oldu. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Hoşça kalın.